Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan, İvedik OSB'den ve sektörün lider firması Kılavuz Yangın Güvenlik'ten ve beyefendi Ahmet Kılavuz ile beraberiz. Bakalım kendileri bize çalışmaları ve faaliyet alanları ile alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ahmet Bey, Kılavuz Yangın Güvenlik dedik. Hizmetlerimizi o zaman açalım biraz. Kurulduğu tarihten itibaren ne tür hizmetleriniz söz konusu? Yani biz yangın güvenliği diye yangın işine başladık. Türkiye'de yangın güvenliği 80'li yılların başlarında çok gelişmemişti. İstanbul'da, Bursa'da bir iki kişi yapıyordu. Biz de Ankara'da İstanbul'un Bursa'nın malzemelerini satarak başladık. Fakat kısa sürede kendimiz yangın söndürme tüplerini üretmeye başladık. Daha sonra yangın dolaplarını, diğer bazı yangın aksesuarlarını. Fakat bu sektör daha çok bir hizmet sektörü. Yangın yerine gidilip, tespit edilip o işletmenin, o birimin yangın güvenliğiyle ilgili ihtiyaçlarını yangın yönetmeliğine uygun olarak tespit edip onun tedariğini sağlamak, yerinde uygulamasını yapmakla ilgili bir işimiz. Evet. Var. Peki, hizmetlerinizi biraz açacak olursak, çeşit bayağı bol değil mi sizde? Evet. Yani farklı tüp ebatları var, iş yerlerinin güvenliğine göre herhalde ebatlar göre, var. Yani yangın malzemeleri var. Evet. Yangın söndürme alet edevatları, yangın algılama alarm sistemleri. Evet. Yani yangın dolabı, kapısı, yangın hidrantı, yangın hortum arabaları, yangın giyim kuşam aksesuarları, itfaiyelere dönük olabilecek. Evet. Evet. Yani geniş bir ürün yelpazesiyle karşı karşıyayız. Ya. Peki hizmetleriniz Ankara'dayız. Merkez lokasyon burası neresi şu anda? Merkez lokasyon burası Ankara. İvedik'teyiz. Ankara İvedik'teyiz. Daha önce Ankara'da büyük sanayi var. Ankara'nın merkezinde Ulus'ta Rüzgarlı oradaydık. 3 senedir de İvedik organizedeyiz. Bura kaç metrekare bir yerde kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Burada 1000 metrekare civarında bir alandayız. Evet. Yani 18 tane uzman kadroyla çalışıyoruz. Ayrıyeten taşera ettiğimiz 13-14 kişilik daha bazı ürünleri dışarıda yaptırdığımız şeyler var. Peki Ahmet Bey, hizmet verirken evet nelere dikkat ediyorsunuz? Sonuçta önemli de bir iş yapıyorsunuz. Bu dolumlarda en önem verdiğiniz konu neler? Dikkat ettiğiniz unsurlar neler? Yani biz bir 36-37 senelik bir firmayız. Bir ismimiz var, Kılavuz marka. Burada kalitesi, standardı önemli. Yani bu konuda bir TSE standardı var. TSE 862 ve bir hizmet standardı var. O standartlara uygun. Dolumlar gerçekleşiyor. Markamızı, imajımızı düşürmeyecek kalite standartta hizmet yapıyoruz. Evet. Peki bu yangın tüplerinin yıllık bir bakımı, onarımı var değil mi? Bunların yapılması doğrultusunda söyleyeceğiniz önemli sözler vardır. Buradan esnaflarımıza, çalışanlara, firmalara. Bunlar nelerdir? Yani öncelikle standartları, konu hakkındaki yönetmelikleri bilsin vatandaşlar. Bunları istediği yerden, itfaiyelerden, Sanayi Bakanlığı'nın ilgili il müdürlüklerinden, evet, TSE'den öğrenebilirler. Yangın söndürme cihazları en az 4 yıl garantilidir. Ama yıllık bakım mecburiyeti var standarda göre. Yıllık bakımlar da yine standartlara göre yerinde bazen atölyeye getirilerek yapılabiliyor. Evet. Bu 4 yıl garanti içerisindeki gaz toz boşalmamışsa tekrar dolum ücreti ödemeyecek vatandaş. 4 yıl garantili alacak ürününü. Yıllık bakımını da ya kendisi getirip yaptıracak ücretsiz yahut firma yerinde yapıp atölyeye götürüp getirmek gerekiyorsa bir bakım ücreti ödeyecek kısaca. Evet. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Peki hedeflerinize ulaştınız mı? Planlarınızda daha neler var Ahmet Bey? Hedeflerimize ulaşamadık. Yani Türkiye, ben ticarete başladı işte 79-80'den beri 8-10 defa kriz geçirdi. Evet. Her krizde hedeflerimizi Türkiye gibi revize ediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla yani iki kardeş beraber başladık, ayrıldık. Biraz küçüldük. Son senelerdeki krizlerle de ilgili 2008'den sonraki dünyadaki bu resesyon, durgunluk olayı Türkiye'de ne kadar teğet geçse de bizim gibi KOBİ'leri etkiledi. Evet. Yani istediğimiz hedefleri biraz revize ettik, biraz uzattık. Şöyle uzattık, yani benim 3 tane çocuğum var, okutuyorum. Kızım işletmeci, oğlum makine mühendisi oluyor.
Onların da işe başladığında tekrar bir atılım yapmak üzere hedeflerimizi biraz askıya aldık. Ama sonuçta ama hedeflerim var. Yani yangın söndürme cihazını eskiden hep böyle yabancılar satardı Türkiye'de. Çünkü milli satıcılar satıyor en azından. Benim yanımda 35 senedir 1500 kişi girdi çıktı. Bunların 200 tanesi yeni firma kurdular. Kimisi daha büyük işletmeler ürettiler. Tamamen Türkiye'de bu işi millileştirdik. Ben buna bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Evet. Peki Türkiye'nin her noktasında hizmetleriniz söz konusu. Zaten garanti belgesi, TS belgesi için 7 coğrafi bölgede bayimiz olmak zorunda. Böyle bayilerimiz, mecburi bayilerimiz var 7 coğrafi bölgede. Fakat bizden alıp satan, bizden hizmet alan Türkiye'nin değişik yerlerinde 40 civarında da satıcılarımız, bayilerimiz var. Evet. Artı biz servis araçlarıyla Türkiye'nin birçok bölgesine servis verip hizmet ediyoruz. Evet, gayet güzel. Peki toparlayacak olursak Ahmet Bey, son olarak ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize, bugüne dek kılavuz, yangın ve güvenlik hizmetlerini tercih etmiş kişi veya kurumlara son sözleriniz neler olacak? Yangın güvenliği maliyet olarak çok fazla değil. Bunu bazı tüketiciler ihmal ediyor, hafif alıyor. Öneminin şuurunda, bilincinde değil. Önemli bir konu. Yangınla ilgili tedbirlerini alsınlar. Alırken de standartlı, belgeli, ciddi firmaları biraz araştırıp alsınlar. Evet. İtimat denetime mani değildir. Aldıkları ürünleri de lütfen denetlesinler. Evet, gayet güzel. Ahmet Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda kılavuz, yangın, güvenlik ekiplerinizle birlikte ben başarılar diliyorum. Ankara'ya, ülkemize kattığınız değerlerden dolayı da sizi tebrik ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Ankara'dan, İvedik OSB'den ve sektörün lider firması Kılavuz Yangın Güvenlik'ten, Beyefendi Ahmet Kılavuz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.